Merhaba Eylem Plan takipçileri, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Türkiye Demleme Şampiyonası hazırlık serimize bu videoyla başlıyoruz. Bu videoda Kernel Coffee'den Ahmet Sait'le bir röportaj yaptık, ilk röportajımız. Benim bu kanalda ilk kez ev dışında çekim yaptığım ve ilk kez bir röportaj yaptığım bir video oldu. Dolayısıyla bol bol batırdık. Mikrofonun kablosunu götürmeyi unuttum. Mikrofonu kullanamadık. Üstüne GoPro'nun ayarlarını biraz yanlış yaptık. Dolayısıyla geniş planlarda, bilmeyenler açı türleri videosuna baksın. İkili planlarda normal tekli planların çok daha fazla gren olduğunu göreceksiniz. Bu kusurları affedebileceğinizi umuyorum. İlk videomuzda Ahmet'le bir tanışma röportajı çektik. Daha sonra ortağı ve diğer katılımcı Mustafa'yla da benzer bir röportaj yapıyor olacağız. Sonra kahveleri nasıl seçtiklerini ve bu kahveleri nasıl yarışmaya hazırladıklarını ve en sonunda sunumlarını nasıl çalıştıkları üzerine bir seri yapıyor olacağız. Bu süreçte sizin de ek merak ettiğiniz şeyler olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Ahmet ve Mustafa ile bunları konuşuyor olalım. Bunun haricinde lafı fazla uzatmadan röportaja geçelim diyorum. Eylem Plan takipçileri hoş geldiniz. Ev dışında bir ortamda ilk kez bulunuyorum. Ben de biraz garipsiyorum. İlk defa da konuğum var. Heyecanlı bir ortam. Kernel Coffee'deyiz bugün Kadıköy'de. Bir önceki duyuru videosunda bahsettiğim Türkiye Demleme Şampiyonası'na hazırlanma videolarının ilkindeyiz. Yanımızda Ahmet Sait var. Ama bir adın daha vardı sanki. İkinci adım Sait zaten. Evet işte müthiş. Nasıl hazırlanmışım? Evet bayağı evet, iyi. Ahmet birazcık seni tanıyalım. Evet. Kahve dışında lütfen doğru adınla da başlayalım. Söz sende. Ahmet kimdir? Öncelikle ismim Ahmet Sait. Soy ismim Boğa Tekin. Onun dışında Ahmet aslında üniversite için İstanbul'a gelmiş bir öğrenciydi. Değil, mezun oldun mu? Daha olamadım. Okay. Daha olamadım. Bölüm neydi? Hukuk. İstanbul müthiş. Üniversitesi. Okay. Evet. Ama o toplara hiç girmeyelim. Tamam, bence. Tamam. Aynen. Kapattım. O alanlara meraklıydım. Diğer hobi olarak da aslında sinema ve kitaplarla, edebiyatla aslında bayağı içli dışındayım. Bu arada biz Ahmet'le normalde hiç böyle bir diyalogumuz olmadığı için ikimiz de ilginç hissediyoruz böyle ara ara. Peki kahve yolculuğu nasıl başladı, nasıl gidiyor? Onu konuşalım. Aslında okuduğum bölüm birazcık zor bir bölüm. Sabahlara kadar ders çalıştığımız... Hukuk için evet. Ders çalıştığımız bir bölüm. Doğal olarak benim de kahve ihtiyacım vardı. Ayakta kalmak için. İçici olarak başladım. Evet, içici olarak başladım. Ondan sonra böyle madem bu kadar içiyoruz bari hem hobi olsun, hem biraz ek gelir olsun, hem biraz ortam değişikliği olsun diye bir kahvecide çalışmak istedim. İşte Cup of Joy'da başladım orada barista olarak. Ondan sonra da bugünlere kadar geldik böyle yavaş yavaş işte kariyer oldu. Kendi işimizi kurma planları dahil oldu işin içine. Ama genel olarak hobi olarak başladı aslında. Çoğumuzun öyle var. Evet. Ben de kariyerimmiş gibi. Bu arada seste bir gariplik hissederseniz arkadaşlar ta Beşiktaş'tan Kadıköy'e mikrofonu taşıyıp kablosunu getirmemişim. Kusura bakmayın onun için. Hobi olarak ondan sonra kendi işimize bizim tanışmamız da az çok oralara denk geliyor. Evet. Bu Kernel Coffee'nin o zaman adı da başkaydı öyle. O süreci biraz dinleyelim. Nasıl kuruldu? Ne amaçla kuruldu? Aslında biz pandemiden önceden beri kendimiz için çalışmayı düşünüyorduk. Ama Mustafa işte benim diğer ortağım farklı bir plan yapıyordu. Ben ayrı bir plan yapıyordum. O da gelecek. Gelecek Mustafa da. Mustafa. Gene abone olmamışsın. Tüm Mustafa'lar abone oluyor şimdi. Tamam. Pandemi zamanında aslında ben başka biriyle ortak olmayı düşünüyordum. Beraber açmayı düşünüyordum. Mustafa da o zaman Gökhan'la beraber düşünüyordu. Ama biz sürekli böyle düşünüyorduk ayrı ayrı. Ondan sonra işte araya pandemi falan girdi. Biz Mustafa'yla o zamanlar böyle çok sıkı beraber çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz ayrı gitmiyor. Çünkü çalıştığımız kafenin bütün işte bar kısmını beraber idare ediyoruz. Ondan sonra bir de bizim bir önceki yarışma döneminde de bayağı beraber vakit geçirmiştik orada. Ondan sonra Mustafa'yla oturduk, konuştuk. Böyle bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Ben de onun tabii o zamanlar öyle bir plan olduğunu bilmiyordum. O diğer ortağıyla konuştu. Sonra beraber 3 kişi bu işe girdik. Ama işte biz baştan beri şey düşünüyorduk, hani ilk önce kafe olarak girmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim tecrübemiz genelde kafe tarafındaydı, eğitim tarafındaydı. Niye bu tarafa döndü peki? Niye kavurma tarafına? Aslında birazcık şartlardan dolayı bu hale geldi diyebilirim. Çünkü pandemi girdi hayatımıza. Pandemi girince de biraz işte kafe sektörü, daha doğrusu hizmet sektörüne atılım yapmak biraz riskli oldu.
Ayrıca bu bütün ekipmanlarımız döviz odaklı olduğu için biraz da piyasa bizi aslında buna zorladı. Kafe açabilecek bir yatırım. Çok üretim daha büyük bir yatırım evet, istiyor. Üretim merkezine göre kat be kat daha yüksek aslında. Biraz daha güvenli bir yatırım evet, da olduğu için. Biraz daha güvenli bir yatırım bizim için. Güzel. O kafe kısmını da şimdilik erteledik. Kahveciye geldik. Ahmet bir kahve yok. Hadi yani, yapalım. Hadi yapalım. Bu az önce şeyden de bahsettik. Yani Mustafa'ya da yarışma döneminde çok daha fazla vakit geçirmeye başladınız. Sizi bir izlemeye gelmiştim şeyde de. Kaçtı? 2019 muydu? Evet, 2019'da. 2019. Buraya tam böyle aramıza şeyi koyacağım. Orada seni çekmiştim. Story. Dik çekmiştim. Story koyacağım diye. Bu videonun esas amacı da şimdi bu seneki demleme şampiyonasına evet. Hazırlıkları konuşmak. O nasıl bir tecrübeydi? Bir de Ahmetciğim galiba sen o sene diskalifiye oldun. Mustafa evet. Üçüncü oldu. Onu birazcık bahsetmek ister misin bize neler oldu? Olur tabii. Önce şeyden bahsedeyim istersen. Bu kahve sektöründe böyle her sene yapılan bir takım yarışmalar var. 5 farklı alanda yapılıyor. Bunlar işte barista şampiyonası, demleme şampiyonası, tadım yarışması var. Kahve kavurma var. Bir de Türk kahvesi. Cezve Birlikte'ye de geçiyor. 5 tane yarışma var. Bunların işte her sene ulusal yarışmalarda birinci olanlar dünyada yarışmak üzere gidiyor. Her sene dünyada da bu yarışmalar oluyor. Her ülkeden bir kişi mi gidiyor? Evet, her ülkeden bir kişi katılıyor. Genelde 30'dan fazla ülkeden katılımcı katılıyor bu yarışmalara, başvuruyor. Türkiye'de de her sene yapılıyor. Son 3-4 senedir bayağı da popüler. Biz de işte Mustafa'yla işte demleme yarışmasına katılmak istedik. Barista aslında çok daha uzun bir hazırlık süreci gerektirdiğinden dolayı biz çok katılmak barista istemedik. Barista dediğimiz biraz da espresso tabanlı evet, espresso, oluyor, sütlü içecek, ondan sonra signature drink dediğimiz özel içecek, bunları hazırladığımız. Demlemeyi ise aslında jüriye bildiğimiz demleme kahve yaptığımız. Yani elektronik bir ürün olmadığı sürece istediğiniz aleti kullanarak okay. demlediğiniz belirli bir süre içinde ister V60 ister işte kalite. Aeropress'e de katılabilir miyim mesela? Tabii ki. Okay, tamam. Tabii ki. Bunun üzerine bir yarışma. Size böyle bir süre veriliyor yaklaşık 10 dakikalık. Bunların hepsini ayrı ayrı bölümlerde inceliyor da olacağız. Yani konuşuyor olacağız. Peki sen niye diskalifiye oldun geçen sefer? Oraya geldim o kadar seni izledim. ya orada ne işte... hata yaptın? Şanssızlık getirmiş Eylem. Başka bir açıklaması yok. Kesinlikle. Eylem'i tanıdığımdan beri zaten işler yolunda gitmiyor. Bunu şu açıdan soruyorum bu arada. Yani hiç tecrübesi olmayanlar da aslında ne kadar fazla detay olduğunu anlasın diye. Mesela sen nasıl bir detaydan elendin? Aslında benim orada bir iyi niyetim vardı. Daha doğrusu yaptığım kahveyi kontrol etmek istedim. O yüzden karafımda bir miktar kahve ayırdım ki yarışmadan sonra tadına bakayım ve jüriye nasıl kahve verdim hakkında benim bir fikrim olsun diye. Karafımda bir miktar kahve bıraktım. Ama benim karafımda bıraktığım kahve miktarı fazlaymış biraz. Ve jüriye servis etmem gereken minimum bir kahve sınırı var. O da yaklaşık 120 ml civarı. Ben ondan daha az kahve servis ettiğim için direkt diskalifiye oldum. Puanım finale çıkmaya yetse bile yani yetiyordu. Maalesef yetiyordu. Evet. Evet. Keşke yetmeseydi. Evet, yani, keşke yetmeseydi bazen diyorum. Bir tekrar özetleyeyim ben de. Her 3 jüri üyesi var. Orada her bir jüriye belli bir miktar koyması gerekiyor. Onu 5 milim mi 10 milim mi az koyduğu için evet. Diskalifiye oldu. Bunu da şundan dolayı belirtiyorum tekrar. Ne kadar aslında detaylı bir oylama ve şey süreci evet, olduğu bilinsin diye. Yani mesela ben jüriye kahve servis ederken servis ettiğim karafa elim değdi diye hijyenden puanım kırıldı mesela. Bu seneki hazırlıklar başladınız mı? Ne zaman başlıyorsunuz? Nasıl olacak? Ya yarışmanın tarihi daha çok yeni açıklandı. Bir hafta 10 gün kadar oldu. Zaten açıklandıktan sonra biz direkt kahve seçimine odaklandık ve şu anda belirlediğimiz 3-4 farklı kahve var. Onlar üzerine tekrar çalışacağız Mustafa'yla. Ufaktan hazırlanmaya başladık diyebilirim. Hani en azından kahve seçim aşamasına geldik. Tabii daha sunumlarımızı hazırlamadık. Bundan sonra işte bir daha sunum hazırlama aşaması olacak. Ondan sonra da sunumla kahveyi birleştirip pratik yapmaya başlayacağız. Bunların hepsine biz de şahit olacağız, merak etmeyin. Mustafa. Kahveyi Mustafa. Unuttuk. Mustafa abone ol diyeceksin bak. Aa evet dur. İşte gördüğün gibi konuklar hatırlatıyor. Mustafa son bir şey sormak istiyorum Ahmet. Mesela bu demleme yarışmaları işte barista yarışmaları vesaire bunların kahve sektörüne sence bir faydası var mı? Yoksa biraz daha kahve sektörünün kendi içinde bir eğlencesi mi sence? Ne gibi bakmak lazım bu yarışmalara? Ya Türkiye için konuşmak gerekirse şu anda çok aşırı bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de daha böyle nitelikli kahve
birkaç yıldır hayatımızda, hani bize çok uzun bir süre gelse bile dünyaya kıyasla, Avrupa'ya kıyasla özellikle daha çok yeni. Ama Avrupa ve dünyaya baktığımız zaman aslında barista şampiyonalarının, işte bu tür yarışmaların halka olan etkisini görebiliyoruz. Çünkü orada yeni denenen bir yöntem direkt popüler olup farklı çiftçiler tarafından denenebiliyor ve bu sonradan hem ev kullanıcısına kahvenin gelebiliyor. Kurutma aşaması için ya da şey, o aşamalar için söylüyorsun. Yani o aşamalarda işte yapılan yenilik ya da yeni bir kahve varyetesi denendiği zaman, bu 2014 yılıydı sanırım ya da 2013'teydi. Yine Avustralya barista şampiyonu Sasha Sestik mesela şey yapmıştı, kahvesini farklı bir yöntemle fermente edip jüriye sunmuştu daha kurutma aşamasından önce. Hatta buna da carbonic maceration dedi. Şimdi şarap, evet. şarap fermente yöntemiyle kahvesini fermente etti. O yıldan sonra dünyada bu yöntem bayağı patladı. Şimdi kullanılıyor. Şu anda bile, evet. Veya demleme tarafında işte benim bildiğim artık çok popüler işte Kasuya mesela, evet. Yani kendi yöntemini veya geliştirip. Mesela bu demleme aletini de 2 sene önce demleme yarışmasında kullandı Japon bir barista. O da bayağı popüler oldu. Okay. Evet. Yani etkisi var sektörde, Türkiye'de henüz. Evet, Türkiye'de yansımadı. Çünkü yenilik yapmak çok zor. Dünyada yenilikler yapılıyor ve bu uygulanabiliyor ama Türkiye'ye daha çok yapılan yenilikler geliyor ve onu burada başarılı uygulayınca aslında bir konuma erişiyorsunuz. Okay. Ama yenilik yapma aşamasında veya işte bu şampiyonaların son tüketici etkisi aşamasında çok da bir artısı yok diyebilirim. Tabii birazcık isminiz duyuluyor, birazcık çevreniz genişliyor ama dünyada pek bir etkiniz olmuyor. Güzel, teşekkür ediyorum. Rica benim sorularım bunlar. Bugün Ahmet konuğumuzdu. Ortağı Mustafa'yla da röportajlarımız ve diğer konulara değiniyor olacağız. Teşekkür ediyorum Ahmet bugün katıldığın için. Dükkanını bize açtığın için. Her zaman beklerim Eylem. Görüşeceğiz tekrar. Kendinize iyi bakın. Evet. Salla oğlum. Bekleriz bir an. Ahmet Sait'le röportajımız böyleydi. Umarım keyifli bir röportaj olmuştur. Merak ettiğiniz, sormak ne var, ne var kamera arkası, Ahmet, ne var? Ahmet Sait'in soyadını söyler misin? Bir şey tekin. Boğa Tekin. Ahmet ile Mustafa'ya sormamı istediğiniz ek sorular olursa bunları yorumlarda lütfen belirtin. İlerleyen videolarda bunları mutlaka dahil edelim. Bu seride dediğim gibi kahve hazırlanış ve sunuş hazırlanış videolarıyla devam ediyor olacağız. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ahmet Sait, Boğa Tekin. Ha? Ya benden olmaz ya. Abone olun. Çanı açın. Like. No dislike. Like. Like. Ben görüyorum, %100 görmek istiyorum.